Çift pres yapın diyor İmdat. Orta geldi. İmdat uçtu, kurtardı. İmdat Uçar uçmaya devam ediyor. Çin'de nasıl kalecilik yapıldığını bize gösteriyor. Ve bu bölümde farklı bir formata geçiyoruz. İyi seyirler arkadaşlar. Bir overall kaleci kariyerimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Gürkan. Bu tarz cins cins kariyerler görmek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Beni yeni keşfettiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu bölümde arkadaşlar İmdat Uçar'la Chinese Süper Lig'e... Neden Chinese Süper Lig dedim, aklım neden İngilizceye gitti bilmiyorum. Çin Süper Lig'ine start vereceğiz. Yalnız Çin Süper Lig'i kariyer başladıktan 2 ay sonra başlayacağı için İmdat'la gelişmeye devam edelim. O yüzden İmdat'ın antrenmanlarını bu şekilde simüle edelim. Zaten bir overall'dan ilk bölümde adam hazırlık turnuvasında 7'ye falan gelmişti ve burada da 8'e geldi. Hatta 9'a yükseldi. Hey maşallah İmdat, yani seni tutana aşk olsun. Arkadaşlar yorumlarda tavsiye edildiği gibi ve az önce de dediğim gibi bu bölümde farklı bir formata geçeceğiz. Artık maç esnasında siz anlarsınız nasıl bir format olduğunu. Bir antrenman daha geldi, onların hiçbirini atlatmak istemiyorum. Hepsini size göstermek istiyorum. Çünkü bu arada şöyle bir eleştiri de gelmişti. Hani antrenmanları göstermede hepsini simüle et. Bu bölümde de hepsini simüle edeceğim. Görüşlerinizi yazabilirsiniz. Hani antrenmanlarda da İmdat'ı görmek istiyor musunuz? Yoksa böyle bu şekilde simüle mi edelim? Bayağı hızlı gelişecek İmdat biliyorsunuz. Hani 15 yaşında. Kiminiz demişsiniz boyunu yükselt. İmdat'ın boyu maalesef yükselmiyor. Hani gerçekte 15 yaşında olan bir çocuk yükselebilir tabii. Uzayabilir 20 yaşına kadar falan ama oyunda öyle bir dinamik yok. Maalesef ki, yoksa olsaydı gerçekçi olabilirdi. Ayrıca arkadaşlar İmdat benim bu kariyer için yarattığım bir karakter değil. İmdat benim normal FIFA 18 1 overall kariyerim vardı. FIFA 18'de tüm oyuncuları 1 overall yapıp normal kariyer yapmıştım Almanya 3. liginde. İmdat oradaki yedek kalecimizdi ama çok sevdiğim bir karakterdi. O yüzden onunla burada gırgırına bir kariyer yapmak istedim. %100 gerçekçi kariyer yapacak olsaydım uzun boylu bir kaleci yapardım. Ama benim amacım burada gülmek, eğlendirmek. Kiminiz sevmişsiniz İmdat'ın karakterini, kiminiz sevmemişsiniz. O yüzden umarım bu format hoşunuza gider arkadaşlar. İmdat uçmaya devam etti. Burada 14 overall'a mı geldi? 13 overall'a gelmiş. Arkadaşlar sizler sıkılmayasınız diye ben ilerlettim. İlk maça geldik. Buraya gelene kadar da İmdat'a bir sürü antrenman bastım. 25'e geldi. 24 overall mı? 25 overall'a gelmiş. Şimdi ilk maçımızda kalede değiliz. Wu Yake bizim biliyorsunuz rekabet 65 overall'lık kaleci. Kalede. O yüzden bu maçı simüle edeceğiz. Bakalım Çançun yatay ne yapacak? Yatacak mı yoksa Çançun mu yapacak? Çançun yapıyor, 3-2 kazanıyor. İyi, bizim kaleci çok gol yemiş. O yüzden belki İmdat'a fırsat doğar. 3-2 kazanmışız ya. Helal olsun. O zaman antrenman basıyoruz. Of of of. İmdat D'leri C'leri alıyor ama overall'lar yükseliyor. 26 overall'a geldik bile de. İmdat'la süper başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz Çin'de. Çin'den sonra da artık daha güzel yerlere gitmek istiyoruz. Daha büyük takımlara geçmek istiyoruz. Bakalım bu maçta ilk 11'de miyiz, yok değiliz. Olmadı. İç sahada ikinci maç. Simüle yine. Yine kalede Wu Yake. Umarım sakatlanır. Burada kaybediyoruz. Evimizde kaybettik. Eder'in 2 golüyle. Ve geldik şimdi 3. maça. Hala İmdat'ın günü değil arkadaş ya. Yifan şimdi kalede. Yifan da bilmiyorum. 60 overall'da falandı galiba. Simüle etmeye devam kardeş. Deplasmanda iyiydik. Bakalım. Of 1-0. Bizim takım deplasmanı seviyor demek ki. Evde yatıyor. Deplasmanda Çançun. Sanırım İmdat'ın overall'ını yükseltmemiz gerekecek bayağı. Yani böyle bir 50'lere falan gelene kadar bize şans gelmeyecek gibi görünüyor. Yani 32'ye geldik şu an. İmdat'la belki sezon yarısına kadar bir fırsat yakalayamayız. O da gerçekçi aslında. Mantıklı bir şey. Biraz uzadı bu başlangıç. O yüzden kusuruma bakmayın arkadaşlar. İsterseniz aşağıda görülen yerde İmdat'ın ilk maçını görmek istiyorsanız oraya ilerleyebilirsiniz. Ama şimdi burada yine Dalyanlara karşı yatanlar. Yatay Yifan kalede. Evimizde ne yapıyoruz? 2-2 beraber, hala evimizde kazanamadık. Adamlar 10 kişiye bile düşmüşler. 5. maça mı geldik? 6. maça mı geldik? Bilmiyorum. Hala yokuz. Deplasmanda Yifan aldı kaleyi. Hala devam ediyor. Güzel. Yenilmedik en azından. 1-1 berabere kaldık.
Bu arada Çin Süper Ligi'nde bizim takımımız en kötü takımlardan bir tanesi. O yüzden böyle devam etmesi bizim takımın bayağı şaşırtıcı. Umudumuz bu maçtan. Haydi bakalım. Yine Yifan. Arkadaş, Yifan'ı kaleden çıkartamadık gitti ya. Wu Yek gitti. Yifan geldi. Evde 1-0. Son dakika golüyle. Sağlam gidiyoruz simülete de. Yani biz ne zaman oynayacağız hocam? Biz ne zaman oynayacağız? Yifan'da Yifan, Yifan'da Yifan. Bu Yifan'ı sakatlamak lazım harbiden ya. Bunlara bizim içeride... Igalo, alo. Bir şeyler yap ya. Igalo iki tane gol attı. Adam hala kazandırmaya devam ediyor takımı. Kaleci Yifan vallahi uçuyor. Lan ligde birinciyiz. 7 maçtan sonra birinciyiz. Vay be. Yine Yifan, yine Yifan. Tamam, haydi devam edelim. Biz gelişeceğiz arkadaş. En azından 50 overall'a falan geliriz. Bunlar da her maçını kaybetmişler. 4-0. Bizim hoca sağlam çıkmış demek ki. Sağlam takım seçmişiz bilmeden. Antrenmanlarda da bu arada 39-40'a geldik. Yani fena bir seviye değil aslında. 60'a göre 40 da iyidir. İmdat Uçar'ın zaten kendine göre kabiliyetleri var. 1.50 olduğuna bakmamaları lazım. Lig lideri Guangzhou olmuş bu arada. Guangzhou sanırım ligin en iyi takımı. Talisca'nın takımı da olması lazım. Önümüzdeki maçta oynuyorsun. Haber geldi arkadaşlar. Haber geldi. Önümüzdeki maçta İmdat Uçar kalede. Rakip kim? Shanghai. Shanghai ne durumda? Ona bir bakalım hemen. Shanghai'yi görmek istiyorum. Shanghai ligde 8. ama yalnız bizim 4 puan gerimizde. Lig çok çekişmeli yani. Bu maçı kazanmamız lazım. Bakalım İmdat Uçar'la başarabilecek miyiz? İlerle diyoruz. Yine defansta 20 numarayla beraber kankalığını sürdürebilecek mi İmdat? İmdat olarak oyna, maça geç şimdi. İmdat Uçar'la deplasmana geldik. İlk maçımız ligin 10. maçı galiba. Haydi bakalım İmdat. İmdat'a başarılar diliyoruz. İmdat sen ne diyorsun? Eyvallah hocam, ne haber? Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olasın İmdat. İyiyiz, iyiyiz, güzeliz. Umarım takımın kazanır. Başarılar diliyoruz sana. Sağ ol hocam, çok teşekkür ederim. Burada vallahi alıştım biraz. Yemeklere falan alıştıydım. Diksindim ilk başta ama sonunda alışmaya başladım. Umarım bizimkiler ellerinden geleni yaparlar da kazanırız bu maçı. Bu arada felaket bir vole gelmiş. Pozisyonu gördünüz tekrar. Rakibin kalecisi acayip kornere çelmiş. Kornerden gol atmaya çalışıyor şimdi. Çançun Yatay gol mü geliyor? Yok, Eddie Francis uzaklaştırdı. Şimdi Guarin, Denju 8 numara ve uzaklaşan top şimdi kontra atak. Yalnız topu tekrar çaldı Çançun Yatay. Burada ne yapacaklar onu merak ediyoruz. Adrian şut şansı. Adrian yan direkten, yan ağlardan dışarı daha doğrusu. Müthiş bir fırsattı ama direği yalamış, yan ağlarda kalmış. Aferin koçum, aferin koçum. Güzelsin keltoşum benim Adrian. Seni çok seviyorum. Gel arkaya, gel geri, gel geri. Kanatlardan bindiriyor Çançun Yatay. Orta gelir mi? Geldi. Adrian kafayı vuramadı. Büyük tehlike vardı rakibin kalesinde. Çançun Yatay hala tehlikeyi devam ettiriyor. Paslar devam ediyor. Tan Long batırdı. Yeni bir atak Çançun Yatay'dan. Igalo'nun kafası. Kaleci Li Shuai'yi kurtarıyor. Güzel başladı Çançun Yatay İmdat Uçar'la. İmdat Uçar'ı da burada görüyoruz. Kalesinde çok sağlam duruyor. Hiç kimse bu tarafa gelmedi. İmdat Uçar biraz sıkıldı. Taraftarlarla konuşuyor. Ya arkadaşlar, duydunuz mu? Ersun Yanal Fenerbahçe'ye gitmiş. Benim dayım Fenerbahçeli. Bizim bütün aile yoksa Galatasaraylı. Fenerbahçe bence küme düşecek ama. Küme düşmezse Ersun Yanal'dan dolayı düşmez artık. Bence iyi bir karar. Hani Ersun Yanal'ı geç bile kaldılar getirmeye. Siz ne düşünüyorsunuz? Bana mektup yazmayı unutmayın. Ya da sonradan bu videoyu yüklüyorlar ya, bizim maçı yüklüyorlar ya. Of of, ne oldu la? Çançun Yatay mükemmel bir atak peşine golü atıyor. Yine başarılı bir maç performansı görüyoruz burada Çançun'dan. Tekrarını izleyelim golün. Orada İmdat biraz sizleri lafa tuttu biliyorum. Ama felaket bir füze. Keltoş Adrian'dan asist. 17 numaradan da gol. Üf, Igalo'ya çarpmamış kıl payı. Ve 1-0 bu mükemmel golle Çançun Yatay öne geçiyor. Hey 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 hey, dikkat 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 ha. O top bende, o top bende, rahat olun. Allah dingil. Evet, maçın ilk yarısı bu şekilde 1-0 bitiyor. Tek gol oldu. İmdat Uçar'a yapacak hiçbir şey yoktu bu ilk yarıda. Arkadaşlar, Çançun Yatay dediğim gibi Çin Ligi'nin en kötü takımlarından bir tanesi ama
Sizce İmda Tuçar'ın etkisi olmuş mu takımda? Çünkü sürekli takım arkadaşlarını azarladığını görüyoruz İmdat'ın. Bence bana göre bu gayet güzel bir etki yaratmış ve bu takımın altına güzel bir ateş yakmış. Sağlam oynuyorlar. Bakalım ikinci yarıda da güzel performansları devam edecek mi? Şimdi ikinci yarıya geçelim. Annemi hem babamı ben köyümü özledim. Aferin koçlarım, aferin koçlarım. Zhang Ji, pardon. Senin adını da hep unutuyorum ya. Kusura bakma kardeş. Güzelsiniz, iyisiniz, iyi insanlarsınız. Sizlere alıştım, sizlere. Çok cana yakın insanlarsınız. Şimdi Keltoş, sağlam gönder korneri bak. Sana söylediğimi yap. Bomba, bomba. La ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ha? Pejinovic. Defansta top çeviriyor Çançun Yatay. Burada zamanı oynuyorlar demek ki ikinci yarının başlangıcında. Nasıl bir taktik emin değilim ama kaptırdılar. Lan niye kaptırıyorsunuz la? Dembaba var la burada. Dembaba. Ben o Dembaba'yı biliyorum. Bizim Beşiktaş'ta oynardı. Aferin, aferin. Şanghay atak yapmaya çalışıyor. Bakalım burada Dembaba'nın bir etkisi olacak mı? Lee Yunkui geçti rakibini. Orta geldi. Çok tehlikeli. Şut gelir mi? Wang Yin. Gio. Gio şut şansı arıyor. Çift pres yapın diyor İmdat. Orta geldi. İmdat uçtu kurtardı. İmdat kurtardı. Peşine direkten dönüyor. Ve İmdat burada takımını 1-0'da tutuyor. Aferin İmdat. Eyvallah hocam, eyvallah, sağ olasın. İşimiz, iş icabı. Koskoca maçta bir tane şut geldi, onu da kurtarmamak olmazdı şimdi. Lan dikkat edin, dingiller. Şşt, kale arkası, beğendiğiniz bir kurtarış. Güzeldi değil mi? Bir de bana inanmayanlar var, gazeteleri okuyorum. 1.50 boyda kaleci mi olur? 50 kiloda kaleci mi olur? Yok yeşil saçlı kaleci mi olur? La size ne? Oluyormuş işte demek ki. Gördünüz mü? Aa gol geldi la, gol geldi. Hikaye anlatırken golü attı. Çançun Yatay 2-0 öne geçiyor. Burada bir kafa golüydü sanırım. Yine İmdat kale arkasında konuşurken bizim dikkatimiz dağılmıştı. Deplasmanda Çançun Yatay mükemmel bir şekilde rakibine acımıyor. Şanghay'a acımıyor. Orta Igalo'dan. Kafada Wu'dan galiba 29 numaradan. Artık takımın oyuncularını tanıyana kadar numaralarla devam edeceğiz. Arkadaşlar güzel bir maç oluyor. Yani artık bu performans İmdat için de güzel. Hem maçı kazanıyorlar hem de 0 gol yedi İmdat şu ana kadar. Gol yenmeyen maç çıkarırsa artık ne mutlu İmdat'a. Belki ikinci maçta da bir şansı olur. Şimdi rakip geliyordu ama defans kontrol altına aldı. Maçın son saniyelerinde Çançun Yatay'ın bir hatası olacak gibiydi ama top kaybı ve maç burada bitiyor. İmdat Uçar gol yemeden bu maçı tamamladı. Mükemmel bir kurtarışa imza attı. Ve burada takım arkadaşlarıyla seviniyor şimdi İmdat. Dembaba ne haber la? Elimi sıktın adamsın ha. 29 helal olsun la. Sana güvenmemiştim ama attım bir tane, helal olsun. O saçlar ne la öyle? Kafasını Wolverine parçalamış seni. Benim gibi saç yapacağın 2019'da. İmdat'ın yaptığı her şey 10 numaraydı. Gol yenmeyen maçı da çıkardı. 7.8 reytingi de almış. Tan Long 29 numaranın Tan Long'muş. O maçın adamı olmuş. Şimdi hemen zaman kaybetmeden ilerleyelim. Bakalım ikinci maçta da İmdat oynayacak mı? Maalesef Dangda'ya karşı güzel performansından sonra yine kulübeye gitti İmdat. Kulübede bile yok. Wu Yake ile Yifan var. Haydi çocuklar. Bak beni oynatmazsınız böyle 90. dakika 61. dakikada penaltı kaçırırız. İmdat'a yine bir antrenman yaptıralım hemen. İmdat'ın overall'ı kaça geldi? 44'e geldi. Artık biraz yavaşlamaya başladı ama şu iki tane kaleci antrenmanı güzel geçtikçe overall yükseliyor her seferinde. Ooo büyük maç geliyor şimdi. Lig lideri Guangzhou. Guangzhou'ya karşı Yifan yine yok ya. Bu takım Guangzhou mesela en güçlü takım. Burada kim vardı? Şimdi görürüz. Adamlar üst üste 3 tane maç kazanmışlar ama fazla gol atamıyorlar. Burada gördüğünüz gibi Anderson Talisca var. Başka kim vardı? Oynamamış kimse. Carvalho var. Carvalho gol atmış. Kim Carvalho'ysa bilmiyorum da. Bunlarda 2-3 tane daha güzel adamlar var. Hep Çinlileri oynatıyorlar. O yüzden belki şu ana kadar fark atmadılar. 3 tane gol. Talisca'dan gol gelmemiş.
Artık ikinci maçta rövanş maçında İmdat Uçar'la Talişka'ya karşı da bir öc alırız. Şimdi de ligin ikinci takımına karşı yine yedeklerde bile değiliz. Hadi bakalım burada ne oluyor? Burada 1-0 kazanıyoruz. Vay be. Bu şekilde hala üçüncüyüz yalnız. Ama İmdat ne zaman oynayacak? Asıl soru bu. Bu da İmdat'ın üçüncü maçı oluyor üst üste oynatmadıkları. Haydi bakalım. Yatay 2-0. Güzel, güzel, güzel. Ya arkadaş lig bitti. İmdat'a hala maç yok. Bir tane maça çıktı adam. 2-0 kazandık maçı. Hala oynatmıyorlar. Yatay burada 0-0. İmdat Uçar'ın moraline bakıyoruz. Moralinin bilinmediğini söylüyorlar. Yani İmdat ta dünyanın öbür ucuna gitti. Neyin ne olduğunu bilmiyor. Yazıların ne dediğini bilmiyor. Yemeklerin nasıl olduğunu bilmiyor. Alıştım malıştım diyor da içinde kan ağlıyor herif. Şuna bakar mısınız arkadaş ya? Futbolu mu bıraksın? Ne yapsın? Lig bitti. Adam bir tane maça çıktı. Böyle olmuyor ki. Tanlon geri dönüyormuş. Bize ne? Antrenmanlarımızı sürdürdük. 50 overall'a geldik. 50 overall'a geldik de hala oynatmıyorlar. Arkadaşlar ben ne yapayım? Ben bu bölümü burada kapatayım mı? Ne yapayım? Lig bitecek çünkü. Ligin yarısına geldik. Burada göstereyim sizlere takvim. Şimdi bayağı da bir boşluk var. Çinliler tatili seviyorlar demek ki. Ben şuraya kadar ilerleteyim çünkü hiçbir şey olmayacak oyuncu kariyerinde. Gerçi ilerletmesem mantıklı olur. Çünkü İmdat'ı transfer ettirelim mi? İmdat'ı başka bir takıma gönderelim mi? Transfer isteyelim mi? Burada işlemlerimize bakıyoruz. Kiralanmak isteyelim mi? Yoksa transferimizi mi isteyelim? Ne yapalım arkadaşlar? Çin'de bir tane maç oynadık. Gol yemedi adam ama oynatmıyorlar. Ayrıca transfer olsak bile ne? Gideceğimiz takımda bizi alacak takım bizi oynatacak mı? Hani 50 overall'lık bir kaleciyi demek ki sanırım oynatmıyorlar. Hani overall'a bakıyorlar oyuncu kariyerinde. Bir overall'da olursan o zaman her şeyi simüle etmemiz gerekecek ki daha antrenman yapa yapa gelişene kadar adam akıllı 60'a falan gelsek galiba ilk 11'e gireriz. O yüzden burada devam mı edelim? Transferimizi mi isteyelim? Kiralanmak mı isteyelim? Ne yapalım? Karar sizin arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz daha kısa bir bölüm oldu. Kusura bakmayın. Böyle çok ilerletirsem bu sefer de kendi kafamdan devam edersem daha kötü olabilirdi diye düşünüyorum. O mantıkla burada bırakıyorum bu bölümü. Umarım beğenmişsinizdir yine de. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bana çok yardımı dokunuyor. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.